Merhaba, Elin'in tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine az uğraş çok lezzet bir tarifle beraber baklavalık yufkalarını kadayıflı tatlı yapacağız. Güzel, lezzetli, hoş bir tatlı. Öncelikle iç harcını yapmayla başlayalım. 400 gram kadar kadayıfım var. İçerisine 1 su bardağı şeker ilave ettim. 1 su bardağı kıyılmış cips ama siz fındık da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine 1,5 su bardağı da tahin ilave ediyorum. Su bardağımın ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardaklarında. Daha sonra 100 gram eritilmiş tereyağı koyacağız. Ama bu tereyağını koyma, tamamen opsiyonel, koymak istemiyorsunuz koymayabilirsiniz. Çünkü hani bazı arkadaşlar şey diye düşünebilir. Hani zaten tahin yeterince yağlı ama lezzetli oluyor mu? Evet, inanılmaz lezzet katıyor. Şimdi yufkalarıma sürmek için sosunu hazırlıyorum. 1 su bardağı sütün içerisine 150 gram kadar tereyağı erittim. Ben dörtlü baklavalık yufkalar kullandım. 4 tanesini aldım. Güzelce bu sostan sürdük. Ve hazırladığımız kadayıflı harçtan yayıyoruz. Ve rulo şeklinde sarıp borcam tepsi kullandım ben dikdörtgen. Borcama diziyorum. Bu kadar da basit, kolay, pratik bir tarif. Evet, hepsini bütün dörtlü olarak bir paket yufka gitmiyor, onu söyleyeyim. Bir paketten daha az, yaklaşık yarım paket kadar yufka gidiyor bu içe. Böyle rulo şeklinde sarıyoruz. Evet, borcamı tepsimize dizdik. Şimdi iki parmak kalınlığında dilimleri ayırıyoruz ama siz istediğiniz boyutta kesebilirsiniz tabii ki. Pişirmeden önce kestim ki piştikten sonra rahat olsun diye. Sonra bu baklavalı yufkaları sürdüğümüz harç kaldıydı. Onu da güzelce üstlerine sürüyoruz ve kalındı, güzelce bolca döküyoruz. Ve 180 derecelik daha önce ısıtmış olduğum fanlı fırında 35 dakikada pişti benimkisi. Siz yine de dikkatli olun. Şimdi o pişiyorken şerbetini yapmaya başlıyorum. Çünkü börek soğuk, şerbet ılık olacak. 3 su bardağı şekere 4 su bardağı su kullandım. Ben biraz da 1-2 damla da limon koyuyoruz ve bunu zaten klasik kaynatmaya bırakıyoruz. 5-10 dakika kaynaması yeterli zaten. Evet, börekler pişti. Bakar mısınız oğlum? O kadar lezzetliydi ki size anlatamam. Ben zaten şerbet dökmeden direkt o sol taraftaki o küçük kenarları yedim. Çıtır çıtırdı. Çok güzeldi. Bu şekliyle bile harika bir lezzet. Bayanlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten baklavuk yufkalar çıtır çıtır oluyor. Hepimiz artık biliyoruz, denedik evimizde defalarca. İçi de böyle kadayıflı harika bir tatlı. Evet, şimdi böreğim iyicene soğudu. Ilık şerbetimi güzelce döktüm içerisine. İnanın bir saatte çekiyor. Çekti. Dilimlerimiz de böyle bu şekilde harika bir tatlı oldu bayanlar. O tahin, ceviz, o bol tereyağı. Yani kendi açmışsınız kadar güzel ve lezzetli oluyor. İnanın bana. Ben bu tarifi ablamdan almıştım yıllar önce. O gün bugündür de sık sık denerim. Çok sevdiğim, misafirlerimize de, Ramazan'da kendimize de yaptığım bir tatlıdır. Daha çok büyük oğlum daha çok seviyor. İçi de böyle bayanlar kadayıflı. Hem baklava hem kadayıf, hepsi bir arada. Şerbet güzel bir tatlı. Dediğim gibi şerbetini dökmeden bile inanılmaz lezzetli bir tatlı oluyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Umarım siz de denersiniz. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Daha farklı, daha güzel tariflerde tekrar görüşmek üzere. Beni sosyal medyadan da Elin'in tarifleri olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.